Saadettinciğim için hazırladığım özel kravat nihayet hazır. Şimdi Saadettinciğim bu kravatı boynuna takıp da şöyle sıkıştırmak için çekince... ...kravat yağın etkisiyle cırt diye kayıp gırtlağını sıkacak. Ve boğulmasına neden olacak. İnşallah Saadettin'im en kısa zamanda benim yanıma dönecek. Yani zannediyorum öyle olacak. Merhaba Gözüm Hanım. Merhaba Ruhsar Hanım. Merhaba efendim. Buyurun hoş geldiniz. Hayırdır? Siz buraya pek gelmezdiniz. Evet, hayırlı bir iş için geldim. Ruhsar Hanım'ın bir durumunu araştırmakla görevliyim. Benim durumumu mu? Hangi durumumu araştıracaksınız ki? Eğer kocanız sizi sevdiği için hala evlenmemişse... ...her sene 10 gün fani olma ödülü kazanacaksınız Ruhsar Hanım. Ne? Her sene 10 gün fani ha? Hadi gözün aydın Ruhsar'cığım. Peki bu fanilik ödülünü ben hemen kullanabilir miyim? Tabii kullanabilirsiniz. Yalnız önce fani tarafa gidip kontrol etmem gerekiyor. Kontrol mü? Neyi kontrol edeceksiniz? Kocanız Masar'ın evlenip evlenmediğini... ...fani tarafa gidip bizzat gözlerimle görmem gerekiyor. Raporumu ancak ondan sonra yazabilirim. Peki tamam gidelim. Masar'cığımın evlenmediğini gözlerinizle görebilirsiniz. Keşke Saadettinciğime de senede 10 gün mefta olma ödülü verilse. Senede 10 güncük ölüp de buraya gelse ben ona da razıyım. Teksirle 1 saate 2 dolardan internete giriyorsunuz, 100 dolar verip çıkıyorsunuz. Nasıl? Ya bu mafya sloganı gibi oldu be. Önder Bey, Teksir internet reklamı için iyice kafa karıştıran bir para sistemi istiyor, haberiniz olsun. Merhaba kızlar. Merhaba Generation'ın canavarları. Benim balkonda çamaşırlarım asılıydı. Az önce hava durumunda dinledim de... ...Balkanlardan alçak basınç mı ne geliyormuş? Çamaşırlar etkilenmeden ben onları bir alayım. Hadi eyvallah. Arkadaşlar benim de gidip hemen patates yemem gerekiyor. Çünkü kişi başına 7 kilo patates tüketmemiz gerekiyormuş. Yani ben gidip hemen patates tüketme görevimi yapmak istiyorum. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoppala. Bu ikisinin neyi var bugün? Benim de gidip yaşlı ninemin odunlarını kırmam gerekiyor. Çünkü kendisi yaşlı olduğu için odunları kıramıyor. Odunları. Nine. Allah Allah. Bugün burada bir şeyler oluyor ama dur bakalım. Evet. Yani bakalım. Müfit. Efendim. Seninle bir iş görüşmesine gitmemiz gerekiyor. Ne? He? Benimle iş görüşmesine mi gideceksiniz? Evet. Sizinle iş görüşmesine gideceğiz Müfit Bey. Yani benimle gitmek istediğinize emin misiniz? Yani şimdiye kadar benimle hiç gitmediniz de. Evet eminim. Seninle gitmek istiyorum. Hasta etme insanı. Peki efendim. Peki tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz gideriz efendim. Masar evlat. Burası sana emanet. Evet. Daha önemlisi şu tekstil internet şirketinin işi için acilen kafa karıştırıcı reklam metinleri hazırlaman gerekiyor. Unutma. Kaç paraya nasıl abone olunacağı asla ve asla net anlaşılır olmayacak. Merak etmeyin efendim. Havuz problemlerinden daha zor olmazsa bana rahatlıkla devrimci dönek muamelesi yapabilirsiniz efendim. Hah. Sana güveniyorum sen... evlat. Oğlum. Sağ olun efendim. Yürü. Sağ olun. Oh. Evet. Tekstil. İnternete 3 dakikası 1 dolardan girebilirsiniz. 116 dakikadan sonrası bedava. 58 dakikadan sonrası 10.000 dolar. Ya! Allah Allah. Nerede kaldı bunlar acaba? Öf! Nerede kaldılar ya? Öf be! Öf! Nerede kaldılar? İnsan biraz düşünceli olur ya. Onlar yüzünden evliliğim tehlikeye girecek. Ay! Reyhan otur azıcık. Hah! İşte geldiler. Geldiler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin Türkan'cığım. Hoş bulduk izin. Merhaba. Hoş geldin Süreyya'cığım. Buyurun. Merhaba. Bir dakika. Buyurun Önder Beyciğim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Sizler de hoş geldiniz çocuklar. Nasılsın? Nasılsınız Menkman teyze? Size çiçek Merhaba. Aldım. Abla. Merhaba. 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 Merhaba, sağ ol. Buyurun, buyurun. Geçin efendim, buyurun.
Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Merak etmeyin, sizi buraya niçin çağırdığımı şimdi anlatacağım. Bir annenin en büyük mutluluğu, en büyük isteği dünyaya getirdiği evladının mürüvvetini görmektir. Öyle değil mi? Sorarım size. Kesinlikle öyledir Menkıbe hanımefendiciğim. Haklısınız. Sizce de öyle değil mi Müfit Bey? Daha tabii. Aynen öyle. Fakat gel gelelim benim hayırsız minik kuşum ne yaptımsa bugüne kadar evlenmedi. Görünen o ki ona kalırsa bundan sonra da kesinlikle evlenmeyecek. Evet, ben de öyle görüyorum. Efendim, gün bugündür. Artık mazhar denen evlilik kaçkınının evlendirilme günüdür. Bunun için de hepinizin yardımına ihtiyacım var. Bu iş için bana yardım edecek misiniz? Etmeyecek misiniz? Evet, tabii edeceğiz. Edeceğiz. Size yardım ederim. Anne, sen buradakilere mevzuyu anlatırken ben de bakan muhteşeme gidip durumu anlatayım ki abimin işi garantili olsun. Haklısın, koş. Firdevs, efendim? O sapa dikkat et ha. Karşıdan karşıya da güzel geç. Efendim, bu işte en küçük ayrıntının bile büyük önemi var. Şimdi size planı anlatıyorum. Demek her sene 10 gün fani olma ödülü kazanacağım ha? Ay, bu çok güzel bir şey. Ama henüz kazanmış sayılmazsınız. Eğer eşiniz Mazhar Bey evlenmemişse kazanacaksınız. Mazhar'cığım evlenmediğine göre şimdiden kazanmış sayılırım. Ay, fani olduğumda neler giysem acaba? Şimdiden çok özledim fani gibi giyinmeyi. Teksir, internetin yeni adı. Teksir'in 20 saati 3 dolar. 20 saatle 30 saat arası 40 dolar. 50 saatten fazlası 75 dolar. 75 saatten fazlası 102 dolar olursa 125 saati kaç dolar olur? Teksir, fiyatı en anlaşılır internet hattı. Ben geldim. Vaa, hoş geldin dürümcü. Hoş geldin ruhum. Hay Allah. Ajansta kimse yok ki. Hepsinin saçma sapan işleri çıktı, gittiler. Aman bırak şimdi onları. Asıl sürprizi ben sana yapacağım şimdi. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Hmm. Ne olur sanki azıcık ucundan versen, yani söylesen ruhum. Aşk olsun aşkım, sürpriz bu. Adı üstünde, söyleyemem. Ama sana çok güzel bir hoşluk yapabilirim. Hoşluk mu? Ne hoşluğu? Mesela internet reklamı için sana ilham verebilirim. Nasıl yani? Böyle. Çok hoşsun ruhum. Bu bir devriye. Evet, devriye. Of. Ne olacak bu mahallenin hali? Hala bak, ekmekler bile belediye defterine yazılmış artık. Bu ne lan? Mehmet Bey bir tane dünya halısı aldı. Sakin Hanım bir tane çekyat aldı. Derya Hanım 6 tane sandalye aldı. Biz halıyla, sandalyeyle çekyat falan mı satıyoruz? Onlar bizden alınmadı Muhteşem abi. Yan taraftaki mobilyacıdan alındı. Yan taraftaki mobilyacıdan alındıysa bizim defterimizde işin ya bunları. Yan taraftakinin veresiye defteri bitmiş de sizinkine yazalım dedi. Ben de kıramadım. Sizinkine yazdım Muhteşem abi. Ben senin bir tarafını kıracağım ama hadi neyse. Gitsinler kendilerine bir defter alsınlar kardeşim. Bizim defterimizi ne diye kullanıyorlar? O zaten ilkokuldayken de öyleydi. Okula defteriyle gelmez, benim defterimden sayfa isterdi. Ne demiş atalarımız? Bir insan 70'inde ne, 7'sinde neyse 70'inde de odur, değil mi? Merhaba. Merhaba Muhteşem. Şükerime hoş geldiniz, şeref verdiniz Firdevs Hanım. Dileyin benden ne dilerseniz. Senden küçük bir şey rica etmeye geldim Muhteşem. Rica etmekten emek dileyin benden şu veresiye defteri parçak pinçik edip kafanızdan aşağı peçete gibi yağdırayım Firdevs Hanım. Diyorsun. Teşekkür ederim ama benim istediğim başka türlü bir şey Muhteşem. Sahi mi? Neymiş hele Firdevs Hanım, anlatın. Şimdi seninle yardımcın Muhterem var ya. Evet var.
İşte ikiniz eğer abim buraya gelirse ona... Dediğim gibi Mazhar'a sanki uzun zamandan beri Reyhan'la evliymiş gibi davranacağız. Bu konuda çok ama çok dikkatli olmalıyız. En ufak bir açık bile vermemeliyiz. Yani ben de mi bu işe ortak olacağım? Ama ben onun kankasıyım. Ne olmuş yani kankasıysan? Biz sanki ona kötülük mü yapıyoruz? Mutlu bir yuvası olsun diye bu işe destek veriyoruz. O kadar. Önder Bey doğru söylüyor. Evlilik en saygı duyulacak kurumlardan biridir. Evet. Menkıbe Hanım teyze doğru söylüyor. Ben bile bu işten hiçbir menfaatim olmadığı halde sırf Menkıbe Hanım teyzeye yardım olsun diye bu işe giriyorum. Evet arkadaşlar. Böyle hayırlı bir işe yardım etmek hepimizin görevidir. Hadi arkadaşlar dağılalım, buyurun. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güle güle. Sizlere güveniyorum. Güle güle efendim. Oldu bu iş. Dur bakalım, daha dur bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.